Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bir konu bir soru serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu seride sınavda çıkma ihtimali olan sorular üzerine duracağız ve bu konuların her birinden de arkadaşlarım birer soru çözeceğiz sizlerle beraber. Bundaki amaç ne peki? Bundaki amaç arkadaşlarım, biliyorsunuz ki kanalımızdaki videolar genelde konu anlatımları veya soru çözümleri, ama bu videoların çoğu 20'şer soru, 30'ar soru olduğu için 30 dakika sürüyor, 40 dakika sürüyor. Bazıları biliyorsunuz benim kanalda 40 soruluk videolar 2,5 saati buluyor arkadaşlarım detaylı anlattığımız için. Fakat senin bunları metroda, otobüste, dolmuşta, şurada, burada izleyebilme imkanın tabii ki olmuyor. İlla ki eve gelip bilgisayarın başına kurulman gerekiyor ki bunları izleyebilesin. Artık dolmuşta, metroda, otobüste, minibüste, artık neredeyse orada izleyebileceğin topu topu 5-6 dakikalık videolarla sana her konudan birer adet soru çözeceğiz bu videoda. VIP Fizik Kemal Hoca'nızın böyle bir seri başlattığını gördüm fizik adına. Dedim ki ben neden bunun matematik için olan versiyonunu yapmayayım ve siz değerli öğrenciler bundan istifade etmesin dedim. Ve gençler, böyle bir seriye ben de VIP Fizik Kemal Hoca'nız gibi böyle bir seri yapmaya karar verdim. Matematikten de tüm konular için böyle bir seri başlattım sevgili arkadaşlar. Bu arada Kemal Hocam saygılar, sevgiler. Hazırsanız arkadaşlarım geçelim sorumuza. Baş katsayısı pozitif olan ikinci dereceden bir Px polinomu için. Baş katsayısı pozitifmiş, negatif değil. Px polinomu için P1 ile P3'ün çarpımı P5 ile P2'nin çarpımına eşit ve bu 0. Şimdi bu demek olmuyor ki, dikkat edin arkadaşlar. Bu polinomun 4 tane kökü var. 1, 2, 3, 4 ve bu kökler sevgili gençler sayesinde bizim polinomumuz artık 4. dereceden oluyor falan gibi düşünmeyin. Neden? Çünkü gençler, burada P1 ile P3'ün çarpımı 0 ise, bunlardan sadece birinin çarpımı 0 ise yetiyordu biliyorsunuz. P5 ile P2'nin çarpımı 0 ise yine bunlardan bir tanesi 0 olsa yetiyor. Yani ikisi de 0 olmak zorunda değil. Sadece bir tanesi bile olsa yetiyor. Peki eşitliklerinin sağlandığı biliniyor ki, şöyle de düşünün. Sorunun başında zaten bize ikinci dereceden diye vermiş. Aman ha, sakın bunu da unutmayın. Şimdi bize demiş ki Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalanın 4 olduğu bilgisi verilmiş. Yani x eksi 5 ile bölüyorsak arkadaşlar, ben bunun kökünün x eşittir 5 olduğunu biliyorum. Ve ben bu 5'i burada yerine yazdığım takdirde P5 eksi 2'den P3 kalana eşit oluyordu. Kalanımız ne arkadaşlar peki? 4. Güzel. Şimdi Px eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Katsayılar toplamı sorulduğu zaman hemen x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1. Peki ben bu 1'i burada yerine yazarsam 1'den 3'ü çıkardım ve bizden P eksi 2'nin istendiğini söyleyebilirim artık. Şimdi bunlar cepte ve bir kenarda dursun. Şimdi gençler, şu kısımları silelim ve sildikten sonra yukarıyı bir kontrol edelim. Bakın, demiş ki bize P3'ün 4 olduğu bilgisi var. Şimdi burada P3 eğer 4'e eşitse, bakın, P1 ile P4'ün çarpımı 0'mış. Demek ki P1 artık kesinlikle 0. Yani benim polinomumun arkadaşlar bir kökü mutlaka ama mutlaka 1 olacak. Yani ben bu Px polinomunu yavaş yavaş oluşturmaya başlarsam bir baş katsayı belirleyeceğim ki A'nın pozitif olduğunu unutmayın. Çünkü gençler ne demişti burada? Baş katsayı pozitif demişti. A çarpı bir kökümüz 1 ise x eksi 1 çarpı ve diğer kökümü de burada oluşturmam gerekiyor. Peki nasıl oluşturacağız biz bunu? Arkadaşlarım, burada benim köküm ya 5'tir ya da 2'dir. Peki ben bunun katsayısının baş katsayısının pozitif olduğunu biliyorum ya. Bakın burada hangi sayılar var? 1 var, 3 var, 2 var, 5 var. Şimdi 1'i şurada göstersek, 2'yi şurada göstersek, 3'ü burada göstersek ve 4'ü de burada göstersek. Ve tabii siz bu görüntüyü daha da büyük görün diye şunları şöyle kenara çekelim. Şunu da şöyle kenara alalım arkadaşlar. Ve şuradaki grafiği biraz büyütelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim baş katsayım pozitif olduğu için ve ikinci dereceden bir polinom olduğu için bu ikinci dereceden polinomun grafiğini çizersem bu bana parabol verecektir. Ve parabol verdiği için ve bir kökümüz de 1 olduğundan arkadaşlar, bizim parabolümüz 2, 3 veya şuradaki 4 değil 5'ti o. Onu da düzeltelim. Burası da 5'ti. Bunlardan birinden daha geçecek parabolümüzün kolu. Şimdi benim parabolümün kolu eğer ki gidip de, bakın 3'ten geçmeyeceği aşikar zaten. Çünkü P3'ün 4 olduğunu biliyoruz. Gidip de 5'ten geçerse eğer şu şekilde,
Bakın P3'ün 4 olma gibi bir ihtimali artık kalmadı. Burası 4 olamaz çünkü. Demek ki benim polinomumun sevgili arkadaşlar diğer kökü 5 değildi. 3 de değildi. O zaman ne olacaktır? Tabii ki arkadaşlar benim diğer köküm 2 olacak. Yani ben bu parabolü şu şekilde çizmek zorundayım. Ve bu şekilde çizdiğim zaman da zaten bir diğer kökümün de 2 olduğunu öğrendim. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 bizim polinomumuzmuş. Ve gençler bize şu bilgi verilmişti. P3'ün 4 olduğu bilgisi verilmiş. Madem öyle ben P3'ü 4'e eşitlerim ki buradaki A'yı bulayım. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2, 3'ten 2 çıktı 1. Yani 2A eşittir 4 ise A buradan kaç gelir gençler? Tabii ki 2 gelir. Demek ki benim polinomum artık Px eşittir 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'dir. Ve arkadaşlar artık sadece P eksi 2 soruluyor. P eksi 2 içinde 2 çarpı eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 yapar. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yapar. Ve ben bunları çarparsam doğru cevabı 24 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, bu videomuzun konusu bir güzel polinom sorusuydu. Biliyorsunuz ki ÖSYM polinom sorularını biraz güzel soruyor. Ben de bu konuyla başlamak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Diğer videolarda ve diğer konularda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.